Buzun altında bir şey var. Aman tanrım, bir erkek çocuğu mu? Anne, baba, buzun altında sıkışmış bir erkek çocuk var. Emin misin? Bir bakayım. Bu bir erkek çocuk. Yaşıyor mu? Vay canına. Onu nasıl çıkaracağız? Sıcak suyum var. Buzu eritmek için kullanabiliriz. İşe yarıyor. Buz eriyor. Aman tanrım, hava neden bu kadar rüzgarlı? Bu Aang. Son Avatar. Merhaba. Ailemize hoş geldin. Artık bizim oğlumuzsun. Hey, beni bekleyin. Eyvah, Zuko Aang'in peşinde. Vay canına, nasıl da süzülüyor. Çok etkileyici görünüyor. Kardeşinizin hava bükme becerilerine bakın. Umurumda değil, hiç eğlenceli görünmüyor. Aang'i buldum. Burada bir sürü insan var. Saklansam iyi olacak. Anne, baba, bakın bir aile resmi çizdim. Kardeşini de resme eklemelisin. Sorun değil, kendim çizebilirim. İşte, bunu resmine yapıştırabilirsin. Beni kapatıyor. Bunu hiç sevmedim. Aang, seni sinsi küçük şey. Seni elime geçirdiğimde yakacağım. Hapşu. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hapşırmadan duramıyorum. Ne çok sümük var. Hapşu. Sümüğünü üstüme bulaştırdın. Aman tanrım. Ah, benim zavallı bebeğim. Anne, ama ben de hastayım. Olamaz. Kızımız da hasta. Ne? Pandemi. Maskelerinizi takın. Hemen doktoru arayacağım. Lütfen acele edin doktor. Eyvah. Zuko doktor kılığına girmiş. Ve görünüşe göre Aang'e uyku suyu enjekte etmek üzere. Nihayet. İşte bir fırsat. Şimdi seni yakaladım hava çocuk. Hop. Her yerim sümük oldu. Hayır. Zuko uyku suyunu yanlışlıkla kendine enjekte etti. Lanet olsun. Doktora ne oldu böyle? Bunu sen mi yaptın? Tatlım, ben Aang'le ilgilenirken onu buradan çıkar. Vay be. Epey ağırmış. Zavallı oğlum. Sorun değil. Bu Coca-Cola'yı içmesine izin vereceğim. Aslında içinde öksürük şurubu var. Hadi bir yudum al. Bu çok lezzetli. Sivilceni patlatmak istiyorum. Hayır, dur. Çek ellerini üstümden. Ama çok büyük. Vay canına, su tabancası gibi. Bunu neden yaptın? Sivilcelerimi daha da kötüleştirdin. Eyvah, bir düşüneyim. Yüzünü yıkamak için suyu bükmeye çalışacağım. Bunun olacağını sanmıyorum. Su çok soğuk. Ve ardından sana çamur maskesi yapmak için toprağa bükeceğim. Hayya! Dikkat et. Senden nefret ediyorum. Bu işe yarasa iyi olur yoksa. Olamaz. Sivilceler daha da büyüdü. Anne! Ne oldu? Oğlum! Yüzünde kocaman bir sivilce var. Kız kardeşimde daha kötüsü var. Bu berbat görünüyor. Neyse ki ne yapacağımı biliyorum. Önce bir kalıp siyah sabuna ve bir rendeye ihtiyacım var. Sabunu kasenin içine rendeleyeceğim. Sonra birkaç damla bal ekleyeceğim. Pekala, hadi karıştıralım. Vay canına, bu oldukça güçlü bir şey. Karışım hazır. Yüzünüze bir yüz maskesi gibi uygulayacağım. O inatçı sivilceleri kapatmamız gerek. İşte oldu. Biraz bekleyin. Güzelmiş. Pekala, şimdi sonucu görme zamanı. Yüzüm o kadar pürüzsüz ki. Çok şükür, sivilcelerim sonunda geçti. Yakaladım. Bekle, sen Aang değilsin. Aman boş ver. Bir hayalet. Göster kendini. Her neyse. Çok susadım. Ne? Su nereye gidiyor böyle? Üzgünüm, ben de susadım. Hepsini içmek istiyorum. Kes şunu. Çok ferahlatıcı. Eyvah, şimdi de çişimi yapmam lazım. Bunu yanına bırakmayacağım. Önce bayanlar. Lütfen. Benim de tuvalete girmem gerek. Elbette. Buyur. Kız kardeş neyin peşinde? Hadi suç mahallini hazırlamaya başlayalım. Önce biraz Nutella'ya ihtiyacım var. Fırçanın üstüne sürüp klozetin etrafına yayalım. şaka gibi görünecek. Sonra böcekler. Son olarak ortalığı daha da batıracağım ve bu tuvalet kağıdını parçalara ayıracağım. İşin bitti mi? Evet. Bu ne be? Bu çok iğrenç. Sanırım kusacağım. Biraz deterjan dökeyim. Tuvaleti temizlemek için onun diş fırçasını kullanacağım. Sonunda. Hayır, tuvalet kağıdımız bitmiş. Neden bu kadar şanssızım? Bir dakika. Suyu bükebiliyorum. Su bükme yeteneğimi tuvalet temizliği için kullanacağım. İşe yarıyor. Başarılı oldu. İğrenç. Onu yakalayacağım. Sınıfa hoş geldiniz çocuklar. Uzun tırnak, uzun saç ve dövme yasak. Bakalım kim kuralları çiğniyor? Bunlar oldukça uzun tırnaklar. Pekala, onları keseceğim. Tırnaklarım. Görüyorum ki saçın oldukça uzun. Onu kesmemiz gerekecek. Hayır, saçım. Çok fazla kestin. Hapşu, uzun saça alerjim var. Peki ya sen küçük çocuk? Kafanda bir dövme var. Bu ovalama süngeriyle onu çıkaracağım. Ne? Bu neden işe yaramıyor? Öğretmenim, bakın kapatmak için şapka kullanacağım. Her neyse. Yerime dönsem iyi olacak. Bu kertenkeleyi öğretmenin su bardağına uçuracağım. Güzel iniş. Çok susadım. Ne? Ne oldu? İçinde ne var bunun? O kertenkeleyi suyuma kim koydu? Saçını kestiğim için benden intikam mı alıyorsun? Kardeşimi kurtarmalıyım. Buldum. Öğretmenin üstüne su atacağım. Eyvah, öğretmen yere düştü. Buraya kadar. Seni yaramaz çocuk. Seni yakalayacağım. Aman tanrım. Aang öğretmene güçlü bir rüzgar gönderiyor. Hak ettiğini buldu. Seni şeytani velet. Ne çok şeker var. Yam yam yam. Ne? Ben de istiyorum. Aang. Tüh. Çok tatlılar. Sen benim şekerimi yedin. Bir tane kalmış. Bu bana özel. Daha fazla şeker yok. Önce eriştelerinizi yemelisiniz. Afiyet olsun. İntikam hakkında düşünmek istiyorum. Biliyorum. Acı biberim var. Eriştesinin içine saklayacağım. En sevdiğim yemek. Çok lezzetli. Bekle. Of. Beni neredeyse yakıyordun. Eriştelerim yanıyor. Sorun değil, ben söndürürüm. Bu da ne? Çok fazla üfledin. Erişteler resmen dondu. Aang nerede? İşte orada. Eyvah, neredeyse beni görüyordu. Bunu çöpe atmak zorundayım. Hey! Aang'i ilk ve son kez yakalamak için bir tuzak kuracağım. Eminim bu tatlılara karşı koyamayacaktır. Kanepenin arkasına saklanacağım. Doğru zaman geldiğinde ipi çekeceğim. Birinin geldiğini duyuyorum. Bu Aang olmalı. Şeker. Bugün şanslı günüm mü ne? Bunların hepsi benim. Vay canına. Daha da var ha? Olamaz. Bu bir tuzak. Bu Aang mi? Onu yakaladım. Evet, tuzağımın gerçekten işe yaradığına inanamıyorum. Şimdi yakaladım seni. Seni ateş ülkesine götürüyorum. Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Kimsin sen? Neredeyim ben? Yardım edin! Bu da ne? Yanlış çocuğu yakalamışım. Sen Aang değilsin. Lanet olsun. Belki onu Aang'e dönüştürebilirim. Pekala, saçını keserek başlayacağım. İşte başlıyoruz. Hayır, hayır. Kardeşimi gören oldu mu? Nerede olabilir ki? Bu konuyu araştırmalıyım. İşin içinde başka bir iş varmış gibi hissediyorum. Bir ipucu bulmalıyım. Oo, kanepenin arkasına uzanan bir ip ha? Bu oldukça şüpheli. Kontrol etsem iyi olacak. Bu bir kılıç mı? Bu Zuko'nun olmalı. Eğer bulursanız Zuko'ya geri verin. Aha! Her şeyi yapan Zuko'ydu. Kardeşimi kurtarmalıyım. Zuko! Seninle işim daha bitmedi. İşte gerçek Aang. Hadi bitirelim şu işi. Hayya! Ah! Hepsi bu kadar mı? Makası almalıyım. Ateş! Kız kardeş bir işler çeviriyor gibi görünüyor. Hepsi bu mu? Hava gücümle boy ölçüşemezsin. Bu çok güçlü bir rüzgar. Ama bende daha büyük bir ateş var. Ah! Seni yendim. Sonunda özgürüm. Buraya gel seni çirkin ateş çocuk. Bırak beni. Ah, yanağım acıdı. Kız kardeşimden uzak dur. Kahretsin. Avatar durumuna geçiyor. İşim bitti. Ah! Ah, başım. Aang, beni kurtardın. İyi olmana çok sevindim. Hadi eve gidelim. Bırakalım da Zuko bir bebek gibi uyusun. İşte kumdan kale yaptım. Bu çok çirkin. Üstüne bastığımda daha iyi görünüyor. Bazen bir mucizenin gerçekleşmesi için tek gereken bir damla sihirli gözyaşıdır. Kumun altında bir şey var. Kazıp çıkaracağım. Neymiş bu? Bir çeşit şeytan meyvesi mi? Bir ısırık almalıyım. Tadı kek gibi. Hepsini yemek istiyorum. Ham 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 ham. Ha? Neden ışıl ışıl parlıyorum? Kız nereye gitti? Anlaşılan hazır şapka korsanlarının gemisinde ortaya çıkmış. Merhaba. Sadece aptalın teki. Çok zararsız. Mürettebat gemimize hoş geldin. O gördüğüm dev bir sivilce mi? O sivilce ne kadar büyük öyle? İçimden patlatmak geliyor. Koru beni. Hayır. Bu tam bir karmaşaydı. Bu sivilceler için bir şey yapmalıyız. Benim bir fikrim var. Hadi onları benim güçlü kılıçlarımla keselim. Bundan emin misiniz? Çekil yolumdan. Onun yerine güzellik setimi kullanmak daha güvenli. Cımbızım var. Hadi şu sivilceleri yolmaya başlayalım. Bu çok keyifli. İşte bu. Sorun çözüldü. Haklısın. Gözlüksüz daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Artık pürüzsüz cildine bakıp hayran olabiliriz. Yüzüm çok pürüzsüz görünüyor. Koltuk altlarındaki kılların kesilmesi gerek. Aa, evet, bu konuda bir şey yapmalıyız. Makas ve ustura kombinasyonum var. Hücum! İşe yaradı mı? Ha? Silahlarıma ne oldu? Koltuk altı kılların çok güçlü. Aletlerimi kırdın. Yazık sana. Ya bu kılları lollipopla koparmaya çalışırsak? Rahat dur. Kıpırdama. Neredeyse başardım. Yaşasın. Ay. Üzgünüm. Merak etmeyin. Güzellik kitim yanımda. İhtiyacın olan şey koltuk altlarına sıkmak için bu özel tıraş köpüğü. O zaman kılıçlarımla kazıyacağım. Yüzüm kadar pürüzsüzler. Hey, ne yapıyorsun sen? Ağzın nasıl da kirlenmiş öyle? Daha fazla çikolata yemek istiyorum. Bu kadar yeter. Dişlerini mahvediyorsun. Hadi atalım şunu. Neyse ki dişlerini temizlemene yardımcı olacak bu diş aletim var. Ağzını iyice aç ve kendini hazırla. Bu bir su tabancası gibi. Ağzını ve dişlerini temizlemenin hızlı bir yolu. Parlak gülüşünü göster bana. Mükemmel. Çok güzel. Saçını da düzeltmeliyiz. Ne yapacağımızı biliyorum. Bu renkli kalemleri başının etrafına saracağım ve folyo ile kaplayacağım. Sonrasında bir acı bibere ihtiyacım olacak. Bir ısırık al lütfen. Aa, tabii. Luffy ateş püskürüyor. Bu ateş nefesi saçını ısıtacak ve işini görecek. Ve işte yepyeni bir saç modeli. Çok güzel görünüyorum. Sıcak, çok sıcak. Al biraz su iç. Kimse güzellik kutusuna bakmıyor. Sanırım kendim açabilirim. Kutunun arkasında bir şey var. O bir deniz canavarı mı? Hücum! Hayya! Dur, o dokunaçlar makyaj için. Dokunaç mürekkebini bir kaseye sıkıp bir fırçayla yüzüne uyguluyorsun. Dikkat et. Bu şey beni boğuyor. Aa! O sırada kız kendine yardım edecek kimse olmadan dokunaç mürekkebiyle göz farı sürmeye başladı. Bırak onu. Seni kötü dokunaç. O kadar çirkin oldu ki göz bandıyla kapatacağım. Vay canına, göz bandı tam bir korsan işi. Makyajın geri kalanında sana yardım edeyim. Yanaklarına ve gözlerine hafifçe sür ve fırçala. Sonra biraz sim ekle. Bu şablonu kullanarak yanağına siyah göz farıyla bir çapa dövmesi çizeceğim. Mükemmel oldu. Şimdi de pembe bir dudak parlatıcısıyla bitirelim. Hepsi tamam. Vay canına! İşte şimdi tam bir korsan gibi görünüyorsun. Yaşasın! Gerçek bir korsan gibi yelken açmaya hazır. Eyvah! Gemiye bir yılan girmiş. Kız temizlik yapmakla o kadar meşgul ki yılanı fark edemiyor. Sonra bu şekilde mücadele ettim. O da ne? Dev bir yılan mürettebatımıza doğru geliyor. Yılan! Yılan! Olamaz. Yılan yaklaşıyor. Bırakın da onu esnek ellerimle yakalayayım. Yakaladım. Git buradan dostum. Hala bizi duyamıyor. Yüksek sesli kemanı bile. Şimdi ne olacak? Buldum. Kulağını şöyle güzelce bir kurcalayacağım. Ah, biliyordum. Kulakları bal mumu dolu. Bütün bu bal mumunu temizlemeliyiz. Çok iğrenç. Elime bulaştı. Yardım edin. Hey! Ne oldu? Al şunu. Bayılacağım. En azından şimdi duyabiliyorsun. Olamaz. Bu Buggy. Ne? Bir ses duyduğumu sandım. Ha, neyse. Şimdi tam sırası. Ha? Eyvah! Neredeyse beni görüyordu. Muhtemelen bir şey yoktur. Bence bu küçük kız şovum için harika bir oyuncu olacak. Hey! Buggy, sen ne yapıyorsun burada? Kıpırdama! Yakaladım seni. İmdat! Buggy burnunu düşürdü. Buradan gitmeliyiz. Bir çığlık duyduk. Nereye gitti? Bak, şu küçük top tanıdık geliyor. Biliyorum. Bu Buggy'nin burnu. Onu kaçırmış olmalı. İşte kızı aldım. Bekle. Burnum nerede? Onu geri çağırmalıyım. Bak, top gidiyor. Görünüşe göre bizi Buggy'ye götürecek. Aa, ya bu bir tuzaksa? Buradan çıkmalıyım. Sanırım yaklaşıyoruz. Bak, burası olmalı. Gerçekten çok dikkatli olmalıyız. İşte orada. Beni buldunuz. Seni tuzağımda yakaladım. Seninle savaşacağız. Meydan okumak kabul edildi. Parçala. Sakızlı tabanca. Hayya. Buggy bacağını kullanarak Luffy'ye çelme taktı. Ay. Saldırı sırası bende. Hayya. Tüm yapabildiğin bu mu koca adam? Buggy gücünü Zoro'ya arkadan saldırmak için kullandı. Arkadaşlarım yaralanıyor. Ah, hayır. Ah, ay, gözlerim. Gösteri bitti. Ah, olamaz. Hasır şapka korsanları da kapana kısıldı. Ben korsan kral olacağım. Buldum. Sakız güçlerim sayesinde kolumu uzatıp seni özgür bırakabilirim. Lütfen işe yarasın. İpi çözdüm. Evet, işe yaradı. Al Al bakalım seni çirkin palyaço. Aa, ayağım. Süper mega yumruk. Aa! Başardılar. Hasır şapka korsanları Buggy'yi yendi. Aferin tayfa. Biz gelmiş geçmiş en iyi korsan ekibiyiz. Kılıç becerilerimi nasıl geliştirdiğimi izleyin. Oha! Hayya! Şu numaraya bakın. Vay canına! Bu çok havalı. Gerçekten kılıç kullanmayı biliyor. Bu harikaydı. O kılıcı almalıyım ve onun gibi havalı olmalıyım. Nerede benim? Hey, dikkat et! Dikkatli ol. Hayya! Vay be! Bu çok heyecanlı. Kaçın! Hayır, diğer tarafa. Herkese insin. Ya parmaklarını sosis gibi keserse? Ya da havuç gibi mesela. Beni acıktırdınız çocuklar. Ne yapacağımı biliyorum. Bir parça kağıt alın ve kağıttan bir kılıç yapmak için bu şekilde katlayın. Sonra bir parça daha alıp kabza ve kılıç için bir kılıf yapın. Sana yeni bir kılıç getirdim korsan. Benimle pratik yapmak ister misin? Evet, hadi yapalım. Freddy Fazbear'de... Affedersiniz, işte geldi. Çok güzel görünüyor. Çocuklar Freddy'nin pizzacısında Chica'yı ziyaret ediyor. Asla onun gibi olamayacaksın. Şu suratına bak. Aman tanrım, Chica hareket mi etti? Arkadaşımı incitmeye cüret eden de kim? Cupcake Carl seni yiyecek. Hadi gidelim buradan. Ha, merhaba Chica. Benimle konuştuğuna inanamıyorum. Vay canına. Benim de kendi Cupcake Carl'ım var. Buna bayıldım. Hadi seni baştan yaratmama izin ver. Cupcake Carl önemli bir şey yuttu. Bu biraz korkutucu. Çıkar şunu. Oha! Dikkat et. Gizli bir mektup mu? İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Açmak istiyorum. Nasıl Chica olunacağına dair bir rehber. Makyajımı, saçımı, kıyafetimi ve aksesuarlarımı yapacağız. Makyaj başlasın. Dudaklarım çok kuru. Baksana nasıl da pul pul olmuşlar. Chica burada değil, bana yardım edemez. Ama Carl burada. Arkamı kolladığını biliyorum dostum. Hadi bana istediğimi ver. Buldum. Ruj ve yumuşacık sahte dudaklar. Eyvah! İçimden bir ses bu kızın ruj sürmeyi bilmediğini söylüyor. Bu yüzden sahte dudaklar üstünde deneme yapıp onları kendi dudaklarının üstüne koyacak. Dudaklarına ne oldu böyle? Bu iş böyle yapılmaz. Bir düşüneyim. Noel ışıkları ve yumuşacık bir tek boynuzlu at. Buldum. Yumuşacık tek boynuzlu atı alacağım. Sonra ağzını kesip açacağım. Aynen böyle. İçindeki kabarık şeyi boşaltmak için onu sıkacağız. Ne? İşte bu seni susturur. Sonra bir kaseye biraz bal dökeceğim. Biraz sim ekleyeceğim ve hepsini karıştıracağım. Şimdi bu karışımı tek boynuzlu atın ağzına pompalayacağız. Hızla doluyor. Yakında sim kusabilir. Şu simli sıvıya bakın. İşte bunu nemlendirici olarak kullanabilirsin. Vay canına, bir de ben deneyeyim. İşe yaradı. Dudaklarım çok pürüzsüz. Son bir şey daha. Bu ruju dudaklarınızı daha da güzelleştirmek için kullanabilirsiniz. Bunu istiyorum. Uygulaması ne kadar da kolaymış. Doğru mu yapıyorum? Sanırım çok koyu oldu. Gerçek rengini görebilmek için onu soyman gerekiyor. Çok haklısın. Bu pembe ton mükemmel. Bayıldım. İşte bu dudak uçuklatan bir ışıltı. Ayaklarımda çok garip bir his var. Sanırım ayak parmaklarımın arasına bir şey sıkışmış. Çoraplarım kokuyor. Onları atsam iyi olacak. Aman tanrım, bu ayaklar çok daha iyi günler gördü. Ayaklarının haline bak. Üstünde mantarlar büyüyor. Onları kesmek zorundayız. Sadece birkaç tane daha lazım. Artık pizzamın üstünde mantar var. Ah, doydum. Şimdi ayaklarını temizleyebiliriz. Bu temizlik botlarını giymelisin. Vay canına. Gel ve ayaklarını ıslat. Önce biraz su ve yıldız banyo bombalarını ekleyeceğim. Böylece su da renklenecek. Bu çok havalı. Mikropları gerçekten temizlemek için ayaklarını ovala. Tertemizler. Artık mantara yer yok. Pizza yemek istiyorum. Baharatları aldım. Yüzünde ne kadar çok kıl var. Burnunda, kaşlarının arasında, hatta kulaklarında bile. Benimle gelmelisin. Otursana, ben sana yardım edebilirim. Bana ne yapacaksın? Biraz korkuyorum. Korkma. Bu diş açma aletiyle saçını çekeceğim. Çok gerginim. Ya acırsa? Hayır, 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 hayır. Sakin ol. İşte bu lollipopu alabilirsin. Harika. Hadi devam edelim, olur mu? Hayır. Eyvah, yanlışlıkla lollipopunu kaşlarına yapıştırdı. Aldım bile. Bak, kaş kıllarınla birlikte çıktı. İğrenç. Bu gerçekten işe yaradı. Yaşasın. Burun deliklerindeki tüyleri almak için kullanabileceğimiz yapışkan kulak kirim var. Evet, işe yaradı. Yine de o çığlığı biraz azaltman iyi olur. Hala kulaklarındaki kılları almamız gerekiyor. Çığlık kraliçesi olmayı bırak, tamam mı? Bütün kıllar gitmiş. Bütün o çığlıklara değdi, değil mi? Yüzümde bir sürü sivilce var. Hepsini patlatacağım. Chica'nın pizzasında fazladan sivilce iltihabı var. Bu hiç hoş değil. Bu sefer daha iyi nişan alacağım. Carl, yine aletimi mi yedin? İşte burada. Sivilce emici. Bir tane daha olduğunu biliyorum. Yumuşacık oyuncak. Şimdi her şey hazır. Şuna bir bak. Onun yerine bu adamın kirli sakalını çekebilirsin. Hani kızıma? Bu çok keyif verici. Çekecek çok şey var. Bu arada kızın sivilcelerini bu aletle çekeceğiz. Elektrikli süpürge kullanmak kadar kolay. Hepsi tamam. Vay canına, cildim çok pürüzsüz. Teşekkürler Chica. O şişlikler olmadan gülümsemesinin daha parlak olduğunu söyleyebiliriz. Bu pizza harika kokuyor. Bu iğrenç koku her şeyi mahvediyor. Ne? Kız avazı çıktığı kadar şarkı söylüyor. Ama dişleri çok kötü kokuyor. Carl bile bununla baş edemiyor. Kes şunu. Dur. Şimdilik daha fazla şarkı söylemek yok. Ağzından bir şeyler çıkarmamız lazım. Hayır. Bu çok korkutucu. İşte bir şey yok. Kimin saçını yedin sen? Ha? Şuna bak, bir balık iskeleti bile var. Bu iğrenç. Çüreyen bir elma ve bir sürü böcek. Daha iyi bir menüye ihtiyacın var. Son bir şey daha. İşte aradığım pizza dilimi. Nefis. İşte bu iğrenç. Carl artık kokuya dayanamıyor. Kızın dişlerini fırçalamasını istiyor. Bu alt ve üst dişlerini aynı anda fırçalayabildiğin özel bir diş fırçası. Sanırım hepsini hallettim. Tamamdır. Bana dişlerini göster. İşte. Artık şarkı söyleyebiliriz. Carl, başla. Nefesin kokmadığında şarkı söylemek çok daha güzel. Kurumuş ve pul pul olmuş yüzüm çok kaşınıyor. Daha fazla yardıma ihtiyacım var. Yüzüne dokunmayı kes. Gittikçe kuruyor. Ama ben dokunmak istiyorum. Bu kuru bölgeleri soymana yardım edeyim. Nemlendirmek için ne yapsak acaba? Buldum. Bir yüz maskesi makinesi. Önce onu yere koyalım ve ilk malzemeyi çıkaralım. Pizza jelibonları. Onları bir kaseye koyup minik parçalar halinde ezelim. Sonra biraz şeker ekleyeceğiz. Ardından hepsini karıştırıp ezebiliriz. Ve son olarak zehirli atık ekleyeceğim. Tek bir tuşla makine karışımı yüz maskesine dönüştürecek. Sanırım karışım hazır. Hadi deneyelim. Yavaşça yüzüne yerleştireceğim. Tek bir tuşa basarak makine karışımı yüz maskesine dönüştürecek. Sanırım hazır. Hadi deneyelim. Maskeyi yavaşça yüzüne yerleştireceğim. Tadı çok güzel. Onu sakın yeme. Galiba oldu. Vay canına. Belki bu sefer yüzüne dokunmamalısın. Ben de Chica gibi makyaj yapmak istiyorum. Hey, Chica. Neler oluyor? Geliyorum. Makyaj yapmak istiyorum. Sakin ol. Bir şeyler düşüneceğim. Belki çantanda biraz makyaj malzemesi vardır. Bu makyaj süngeri çok kullanılmış. Onu kullanamayız. Merhaba. Bu balon çocuk. Bir balona ihtiyacım var. Teşekkürler. Aa, bekle. Arkanı dön. Böyle daha iyi. Balon ne işe yarayacak? Balonun havasını indireceğim. Böylece onu sünger olarak kullanabileceğiz. Ve elimizde hiç renk olmadığı için boya kalemlerini kullanacağız. Onları sivriltelim. Çünkü talaşa ihtiyacımız olacak. Talaşları bir palete koyalım ve biraz su ekleyelim. Karıştırmak için bir boya fırçası batıralım. Vay canına, bu çok güzel. Makyaj zamanı. Beyazla başlayacağım ve yüzünün her yerine süreceğim. Vay canına. Sonra allık çizgileri için pembe kullanacağım. Peki ya burnum? Sarı renk kullan. Vay canına. Gerçekten Chica'ya benziyorum. Çak bir beşlik. İkizim benim. İnek görünümünden kuş görünümüne. Saç diplerim çok kaşınıyor. Neyim var benim? Saçların kepek ve bit dolu. Eyvah! Ben de bitlendim. Acele et, saçını yıkamalıyız. Şimdi nereye gidiyor? İçimden bir ses o milkshake'i içmeyi planlamadığını söylüyor. İşte özel fırçam geliyor. Hadi artık başlayalım, olur mu? Olamaz. Saçına biraz milkshake dökeceğim ve fırçayla hafifçe ovacağım. Tüm bu süt saçını beyaza çevirecek. Tıpkı benimki gibi. Şimdi düzgünce kurutabilmek için üstünü örtmemiz gerekiyor. Sanırım bu kadar yeter. Vay canına! Saçlarım çok beyaz ve süper kabarık. Henüz işimiz bitmedi. Görünümü tamamlamak için bir fiyonk eklememiz gerek. Chica benzerliğini görmeye başlıyorum. Kıyafetim hala çok sıkıcı. Ah, dostum, çok haklısın. Bana 1 dakika ver. Chica neyin peşinde? Bana bakın, Chica gibi giyinmişim. Sınıfa göstermek için sabırsızlanıyorum. Parmaklarımı şıklatmamla zengin kız inek kız olacak. Hayır, kıyafetime ne oldu? İğrenç. Tahmin et ne aldım? Benimkinin birebir kopyası olan bir Chica kıyafeti. Vay canına, giymek için sabırsızlanıyorum. Chica görünümüm tamamlandı. Uyumlu küpelerim bile var. Bu senin gitarın. Hadi bir şarkı söyleyelim. Hadi yiyelim. Parti yapalım. Chica gibi ortalığı sallamaya hazır. Bu ezik kız çok çirkin görünüyor. Sen kime ezik dedin bakayım? Bekle, ne? Sen asla Chica gibi olamayacaksın. Bu hiç adil değil. Yaşasın. Chica makyajım başarılı oldu. Düzeltmemiz gereken ne kadar çok şey var. Nereden başlasak acaba? Yüzümden nefret ediyorum. Buldum. Bu kutu da dahil olmak üzere her şeyi yapabilirim. Kolu çevirmeyi dene. Tamam. Anlaşılan yüzüyle başlayacağız. Bu oyuncağın yüzünde bir sürü sivilce var gibi görünüyor. Hepsini patlatmalısın. İşte senin için yere koyuyorum. Vay! Hepsini patlatabilirim ha? Çok fazla irin çıkıyor. Yüzünün her yerine sürmeyi dene. Kil maskesi gibi sertleşecek. Vay be! Sanırım çıkarma vakti geldi. Ve işte karar anı. Vay canına! Bu gerçekten tüm sivilcelerini geçirdi. İğrenç! Vay canına! Cildin çok pürüzsüz görünüyor. Teşekkürler Pomni. Sivilce sorunu nihayet çözüldü. Sanırım şimdilik bu saça takılıp kaldım. Ha? Bu bir giyotin mi? Bana dev bir jilet gibi göründü. Buldum. Eyvah! Yoksa kafasını mı kesecek? Aa! Ah neyse. Sadece saçıymış. Ha? Aman tanrım. Düşün. Bir saniye. Bırakalım da slot makinesi karar versin. Şapka mı? Bekle. Bu şapka benimkine benziyor. Daha da iyisi saçına tak. Şimdi iki kat eğlence var. Saç ve aptal bir şapka. Güzel. İşte bu yüzden saçlar onun palyaçoluk başarısıdır. Yüzüm çok cansız görünüyor. Bence yüzüne biraz renk katmalısın. Hadi yapalım şunu. Kutuda ne olduğunu çok merak ediyorum. Boya. İçinde bir rulo beyaz boya var. Güzelmiş. Bence bunu yüzünde kullanmalıyız. Gözlerini kapat ve derin nefes al. Yüzüm bembeyaz oldu. İşleri canlandırmamız lazım. Bir ruj ve bir peynir rendesi. Önce ruju küçük küçük parçalara ayıracağım. Sonra en sevdiğim krem şantiyi üstüne köpük olarak sıkacağım. Sonra pembe renge dönüşene kadar karıştıracağım. Bir boya fırçası alıp içine batıracağım. Böylece onu allık olarak kullanabiliriz. Vay canına! Güzel! Ne? Dudakların ne kadar kuru! Rujumuz da bitmiş. Sanırım bu kutuya bir daha baksak iyi olacak. Jöle mi? Jöle tozu var. Bir kase suyun içine döküp karıştıralım. Şimdi dudaklarını içine batır. Burası çok karanlık. Merak etme, bu sadece bir maske. Soyup çıkarmamız gerekiyor. Güzel bir kırmızı renk bırakıyor. Çok havalı. Bir şey daha var. Göz farın. Yaşasın. Yüzüm Pomni'ninkine benziyor. Kıyafetlerimi ne yapacağız peki? Hepsi yırtık pırtık ve çirkin. Bir düşüneyim. Buldum. Bak, küçük bir oyun oynayacağız. Vurduğun her kutu için bir kıyafet alacaksın. İşte top. Yapabilirsin. Hayya! Vurdum. Güzel bir üst aldım. Vay canına, çok güzel. Böyle devam et. Vay! Bu sefer eteği kaptım. Yaşasın! Eteğime baksana. Aferin sana. Bir tane daha. Evet! Bu sefer de ayakkabıları vurdum. İşte bu. Bak, ikiz olduk. Son bir tane daha. Hey! Güzel atış. İşte eldivenlerin. Giymene yardım edeyim. Çok rahatlar. O artık Pomni'nin küçük bir kopyası. Kulaklarımı kaşımadan duramıyorum. Bir göster bakayım. Çok fazla kulak kiri var. Bir tabak ve bir pipetle ne yapıyor? Tabağa bir kibrit çak. Oo, aleve bak. Şimdi pipeti yakacağız ve pipet tüm kulak kirini emecek. Hadi kontrol edelim. Ne kadar çok kulak kiri var. İşte kulağın temiz görünüyor. Ne kadar çıktığını görmek ister misin? Bu çok iğrenç. Evet, bunu atsak iyi olur. Sonunda en sevdiği müziği dinleyebilecek. Makyajın tamam. Bana bir dönüş yap. Yardımın için teşekkürler Pomni. Artık evine, ailenin yanına gidebilirsin. Çıkış kapısı şurada. Vedalardan nefret ederim. Keşke seni yakında tekrar görebilsem. Ne? Hiçbir yere gidemezsin. Lütfen, annemi özledim. Ben acıktım. O yüzden önce bana yiyecek bir şeyler hazırlasan çok iyi olur. Pekala, Kane'i çikolatayla çizeceğim. İmza niteliğindeki dişleri, kafası, gözleri ve şapkasıyla başlayacağım. Sonra diş etlerinin ve göz bebeklerinin içini dolduracağım. Daha sonra çizimin üstüne krep hamuru dökeceğim. Bir süre pişmesini bekledikten sonra şaheseri ortaya çıkarmak için ters çevireceğim. Bu krep çok lezzetli görünüyor. Lezzet testinden geçirmem gerek. Ağızda dağılıyor ve kesinlikle karnımı doyurdu. Pekala, gidebilirsin. Yaşasın! Hokkabazlık yeteneklerime bakın. Bu koku da ne? Ağzımdan geliyor. Merhaba. Nefesin kokuyor. Dişlerinin tedavi edilmesi gerek. Elimizde ne var? Bir parlatma aleti. Bu çok korkutucu. Hadi işe koyulalım. Buraya gel. Hayır, çok acıtacak. Sakin ol. Sadece dişlerini düzelteceğiz. Sanırım bitti. Bir bakayım. Tüh. Bütün dişleri gitmiş. Aa, eyvah, hemen döneceğim. Kane, kafana ihtiyacım var. Ne? Sana yepyeni dişler aldım. Ağzını aç. Tam oturdu. Şu parlak dişlere bak. Hadi onlara güzel gülüşünü göster. Bu gülümseme bütün bir odayı aydınlatabilir. Güle güle. Seni özleyeceğim. Gerçek dünyaya dönme zamanı. Güle güle Pomni. Geri dönmek güzel. Selam kızlar. Yeni görünüşümü beğendiniz mi? Ne? O inek kız. Hadi onu yakalayalım. Hayır, kıyafetimi mahvediyorsun. Olamaz. Her biri kıyafetinden bir parça kopardı. Ve her şey başa döndü. Sirkte kalmalıydım. Yine fakirim. Hey, ayakkabılarımı boya. Para! İşte oldu. Vay canına, ama yüzü sivilcelerle dolu. Hepsini patlatacağım. Her yerime bulaştı. Hayır, patlatmak yok. Barbie için küçük bir yüz masken var. Bak, gördün mü? Sivilcelerini bana geçirdi. Merak etme, senin için de bir masken var. Böylece cildinize beraber bakım yapabilirsiniz. Bir bakalım. Ne kadar pürüzsüz. Barbie'nin yüzüne bak. Sıra sende. İşte o an geldi. Vay canına, cildim kusursuz. Artık yüz maskelerini çıkarabiliriz. Eyvah, doğrudan polisin ağzına gitti. Aa, bu bez neden üstümde benim? İğrenç. Barbie'nin saçında sakız var. Kesip çıkaracağım. Hayır, dur. Ben hallederim, tamam mı? Sen sadece burada dur. Hadi. Polis oyun oynamakla meşgulken ben de buzdolabından bir Coca-Cola çalacağım. Bir fare mi? Neyse, başka bir tane alırım. Harika. Polis fark etmedi bile. Sakızı kolayca çıkarmak için Barbie'nin saçını Coca-Cola'ya batıracağım. İşte, çok kolay. Vay canına. Kolanın içine sakız koyarken beni izle. Harika. Bu içeceği ziyan etmeyelim. O yüzden buzdolabına geri koyacağım. Saçını nasıl düzelteceğiz? Bu hücrede işimize yarayacak bir şeye ihtiyacımız var. Sosis ve patates kızartması. Lezzetli görünüyor. Ketçaba saç kremi eklemek istiyorum. Sonra karıştıralım. Nasıl yani? Şimdi Barbie'ye yeni bir saç şekli yapalım. Bir patates kızartmasını içine batıracağım. Sonra Barbie'nin saçını bu güzel kırmızı boyayla boyayacağım. Üstünü örtüp bir süre bekledikten sonra işte. Fönle kurutmayı unutmayalım. Barbie'nin yepyeni ve güzel saçlarına bak. Çok güzel. Hadi tut şunu. Vay canına. Çok yumuşak ve ipeksi. Saçını fırçalamayı denemek istiyorum. Vay. Hiç karışmamış. Çok güzel. İçecek bir şeye ihtiyacım var. Kolam nerede? Eyvah. Polis sakızlı olanı içecek. Ağzımda bir şey var. Her neyse. Bu sakızın tadı kalmadı artık. Onu Barbie'ye yapıştıracağım. İçine de çubuk koyacağım ki Barbie'nin bacağını yerine getirebileyim. Şimdi onu yürütmeye çalışalım. Hiç de manken gibi yürümüyor. Ne yapsak acaba? Şu polis neye bakıyor? Deniz kızı mı o? Bu çikolata paketi boş. Kim bulursa onundur. Bu folyo işe yarayabilir. Barbie'yi yere yatırıp tüm kıyafetlerini çıkaralım. Sonra bu folyoyu Barbie'nin poposunun etrafına sarmak için kullanacağız. Ve ucunu tıpkı bir kuyruk gibi bir yüzgeç haline getireceğiz. Sonra biraz kil alıp aynı işlemi folyonun üstüne yapacağız. Düzgün şekillendirdiğimizden emin olmalıyız. Kuyruğun üstünde balık pulları varmış gibi görünmesini sağlamak için biraz pul eklemek istiyorum. Gökkuşağı bile yaptım. Sonra güzel bir üst kısım yapmak için 3 boyutlu kalem kullanacağım. Ve bitti. Barbie güzel bir deniz kızı oldu. Eserimle gurur duyuyorum. Denizin altında. Vay canına, ne kadar da renkli. Teşekkürler Peri. Yeni Barbie'mle çok mutluyum. Sana en sevdiğim hikaye kitabını okuyacağım. Yanlışlıkla bir hamam böceğini ezdim. İğrenç. Bu oda böcek dolu. Evet öyle. Hadi hücreni yenileyelim. Bu boya fırçasını kullan. Dur. Ne oldu? Şuna bak. Taradığımda saçımdan simler çıkıyor. Vay canına. Simleri boyayla karıştırıp fırçayı içine batır. Bu duvarı boyamak için sabırsızlanıyorum. Hayır dur. Bir saniye. Şimdi ne oldu? Önce plastik bir çarşafı yere serip üstüne pembe veya mor boya dökmemiz gerekiyor. Bir çubukla biraz karıştırdıktan sonra boyayı almak için geçici köpük boya rulomuzu kullanalım. Duvarlar bu kadar kirliyken nasıl boyayacağız? Biraz eski moda sihrin düzeltemeyeceği bir şey yok. Tada! Vay canına! Hadi boyamaya başlayalım ve tüm duvarı güzel bir desenle dolduralım. Harika görünüyor. İyi iş çıkardın. Daha fazla dekorasyon gerek. Bir dakika. Bibidi babidi mu? Vay! Burası bir peri evi gibi oldu. Bir varmış bir yokmuş. Ne? Ah, dişim çok ağrıyor. Belki dişimi delersem düzelir. Bu da ne? Ah! Matkap çok fazla güç harcıyor. Ve şimdi hapishanede elektrik kesintisine neden oldu. Çok korkuyorum. Ben hallederim. Seni kötü memur. Ampulüne el koyuyorum. Hayır! Çok karanlık. Bu ampulle ne yapacağım ben? Buldum. Ampulü bu lambaya koyacağım. Ve üstünü bantla kapatacağım. Keçeli kalemler. Bandı farklı renklerle boyayacağım. Açtığında rengarenk bir ışık gösterisi olacak. Vay! Bu çok güzel. Bayıldım. Bir şey daha var. Gel beni takip et. Şu yastığı bana ver. İçindeki dolguyu tavanı süslemek için kullanabiliriz. Yaşasın! Pamuk şeker yağıyor. Woohoo! Gökyüzüne fırlatmaya devam et. Neler oluyor? Kızlar yastığın arkasına saklandı. Her neyse. İşe yaradığına inanamıyorum. Şimdi tavan bulutlarla kaplı gibi görünüyor. Cennet böyle bir şey mi? Vay! İyi uykular küçük kız. Yerde uyuduğu için kendimi çok kötü hissediyorum. Buldum. Ona bir sürpriz yapacağım. Bibidi babidi. Dur. Bunun yerine aletlerimi kullanacağım. Önce giyinelim. Kask ve gözlükler tamam. 2 parça tahtaya ihtiyacım var. Ve ikisini beraber kesmeye çalışacağım. Neden bu kadar zor? Şimdi kız uyanacak. Neyse boş ver. Daha güçlü bir makineye ihtiyacım var. Hadi ama. Sadece bir delik açıver olur mu? Bu ahşap nasıl bu kadar sağlam? Bakalım matkaba ne kadar dayanabiliyorsun? İşte delik açılıyor. Şimdi tahta parçalarını birbirine vidalayabilirim. Yatak iskeleti tamamlandı. Bunu atmaya üşeniyorum. Buldum. Bu mahkumun hücresine bırakacağım. Gözden ırak, gönülden ırak. Bir fıçı mı? Bu harika olacak. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Sadece birkaç damla sihirli parıltıya ihtiyacım var. Pekala, bitti. Kaydırağa dönüştürdüm. Şimdi tek yapmam gereken onu sabitlemek. Mükemmel. Bu havuz makarnalarını yanlara eklemek istiyorum. Yaşasın! Bu tüylü battaniye buraya ve şuraya konulacak. Yatak yumuşacık ve hazır. Ah, çok yorucuydu. Ona göstermek için çok heyecanlıyım. Onu uyandırsam iyi olacak. Hey! Uyan! Ne? Burası inanılmaz! Harikalar diyarı gibi olmuş. Etrafı gezmek istiyorum. Bu yatak çok yumuşak. Vay! Bayıldım. Tekrar aşağı kaymak istiyorum. Harika! Beğendiğine çok sevindim. Sana bu sevimli kelebek broşunu vermek istiyorum. İşte! Aynada görmek istiyorum. Bu ayna çok kirli. Bu gerçekten çok kötü. Jill yine üzüldü. Bu aynayı nasıl düzeltebilirim? Ha? Polis aynada hünerlerini sergiliyor. Eyvah, bu acil bir duruma benziyor. Anlaşıldı, yoldayım. Gitti. Ve aynayı bıraktı. Ayna artık bizim. Masana tam uyuyor. Hey! Aynaya ne oldu? Buldum. Aynanın etrafına kabarık bir çerçeve koyalım. Sonra da kelebekleri sarmaşıklardan çıkarıp aynanın etrafına yerleştirelim. Vay canına, çok güzel görünüyor. Ve ben de güzel görünüyorum. Kelebekler en iyisidir. Perilerden sonra tabii ki. Ah, sen yok musun? Hey Barbie, güzel saçlar. Polis çok gürültü yapıyor. Güzel kıyafet. Ne? Aman tanrım, polisin sesi yükseliyor. Biraz sessizliğe ihtiyacımız var. Bu beze ne dersin? Buldum. Ne? Bezi yere serip ortasından sıkıştırarak bükmeye başlayalım. Tarçınlı rulo gibi kıvrıldığında lastik bantlarla bağlayarak sabitleyelim. Biraz daha ilave edelim. Sonra çeşitli renklerde boya alalım. Ve kumaşın her yerine dökmeye başlayabiliriz. Kuruduktan sonra artık ortaya çıkarma zamanı. Bu renkli bir perde. Bunu parmaklıklara asabiliriz. Böylece polis bizi rahatsız edemez. Sonunda biraz huzur ve sessizlik. Bu da ne? Kızlar artık kendi sihirli odalarında bebekleriyle oynayabilirler. Göz farıyla başlayacağım. Ay, gözüme sokmasam iyi olur. Wednesday, sıra sende. Buna ihtiyacım yok. Bak, bu şey. Bu senin yeni tarzın mı? O çoraba ihtiyacım var. Bu çok utanç verici. Bu çorabı kafama geçireceğim. Sonra yanaklarıma biraz allık süreceğim. Bak, pul gibi görünüyorlar. Bu kömürle çok daha iyisini yapabilirim. Onun yaptığının aynını yapacağım. Yanağa çorap ve allık. Çocuk oyuncağı. Ne? Şimdi de ruj mu sürüyor? Benim sadece kömürüm var ve tadı da hiç güzel değil. Aha! Bu küçük flamingo bana yardım edebilir. Afiyet olsun. Kömürü benim için yiyecek ve yumuşak bir şeye dönüştürecek. Kuş pisliği mi demek istiyorsun? Bunu dudaklarımı boyamak için kullanacağım. Çocuğumu geri almak için küçük bir fedakarlık. Tamamdır. Makyajımız mükemmel görünüyor. Hadi portala gidelim. Hey, işte şimdi deniz kızına benzedik. Bu yeterli değil. Yüz aksesuarlarınız nerede bakayım? Olamaz. Aksesuarlarınızı alın, öyle gelin. Aptal insanlar. Ne yapsam acaba? Mücevher kutuma bir bakayım. Mücevher aletimi buldum. İşte, yüzümde anında inciler oluştu. Peki ben ne yapacağım? İncileri bu kabuğun içinden çıkaracağım. Sonra onları küçük küçük parçalara ayıracağım. Hayya! Çok keyifli. Şimdi yüzümü batıracağım ve işte yüzümde anında değerli taşlar oluştu. Geri döndünüz ha? Güzel. Bunlar harika mücevherler. Ama saçlarınız sadece sıkıcı insan saçı. Hadi oradan. Ah, hadi ama. Bakalım anneler sihirli aynamla ne yapıyor? Sebastian, buraya gel. Planlarını bozmanı istiyorum. İşte buradalar. Haha! Kerpetenlerimi kullanıp saçlarını keseyim. Kesmeye bayılırım. Örgüm. Sevgili güzel örgüm. Seni çok özleyeceğim. O artık huzur içinde. Sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Diğer örgünü de kesip yerine bir deniz kızı örgüsü yapacağım. Ne? Bu iğrenç. Saçımda boya olduğuna inanamıyorum. Bu nasıl bir deniz kızı saçı böyle? Oo, harika görünüyorsun. Stilistin kim bakayım? Onu ziyaret etmeyi çok isterim. Sanırım saçımı süsleme sırası bende. Hadi yapalım şunu. Kahküllerime sim ekleyerek başlayacağım. Sonra da deniz kızı tokalarıyla tamamlayacağım. Basit ama çok şirin. Aa, yok artık. Bu saç modeli ancak bir deniz kızı prensesinin saç modeli olabilir. Aferin. Saç modelleri tamam. Bu yemek kitabı çok kafa karıştırıcı. Bak, şimdi yengecin dikkatini balıkla dağıtacağım. Gel bana seni küçük atıştırmalık. Yakaladım seni. Aa, beni neden çimdikledin? Şimdi bu pembe banyo bombasını onun kazanına atacağım. Ne? Dikkat edin. Patlıyor. Bir baloncuk volkanı. Yardım edin. Hak ettiklerini buldular. Tanrım, neden bu kadar çok silah var? Bir şey buldum. Düz beyaz bir tişört ha? Hadi onu daha güzel yapalım. Tişörtü düz bir şekilde yerleştirelim. Tutkalla balık pulu deseni yapacağım. Sonra tişörtün her yerine biraz gıda boyası ekleyeceğim. Ve gökkuşağı pulları yapmak için hepsini karıştıracağım. Deniz kızı bluzum çok güzel oldu. Vay canına, çok güzeller. Ama deniz kızı diyarında koltuk altı kıllarına izin yok. Bana sakızını ver. Neden? Koltuk altlarımı ağda yapmak için kullanacağım. İğrenç. Onu geri istemiyorum. Bu iğrenç. Küçük inet, sıra sende. Ha? Beni nereye götürüyorsun? Bakalım kaç kilosun? Balık kılçığı kadar ha? Bu yeterli değil. Sebastian, onları şişmanlat yoksa seni de kazanda kaynatırım. Hala beğenmiyorlar mı? Öyleyse oyunumu geliştirmeliyim. Çiğ balığı doğrayacağım ve karışıma Coca-Cola ekleyeceğim. Blender'ı kullanalım ve jöle haline getirelim. Vay canına! Sodalı jöle mi yiyeceğiz? Çok lezzetli görünüyor. Bu çok etkileyici. Artık girebilir miyiz? İçeri girmek için bir deniz kızı kuyruğuna ihtiyacın var. Ama hala güdük insan bacakların var. Oh, kızlarımız tehlikede. Seni çirkin deniz yosunu yaratığı. Onun adına özür dilerim. Kuyruğu nereden bulacağım? Bunun için hiç kıyafetim yok. Bekle, dolabımda bir deniz kızı kuyruğu var. Harika. Çöpte hazine arayacağım. Bu çantadan bir deniz kızı kuyruğu yapacağım. Geçide doğru yüzmeye hazırız. Arkadaşının kuyruğu yok. Bu bir çöp torbası. Onu yakmak zorundayım. Oh, bu çok utanç verici. Gitmem gerek. Hep paten kaymayı denemek istemişimdir. Bakalım sığacaklar mı? Hadi ama. Aa, hayır. Keşke insan bacaklarım olsaydı. Paten kaymak ister misin? Ne yapacağımı biliyorum. Bu patenler çok eğlenceli. Denemek ister misin? O zaman bacaklarıma karşılık kuyruğunu ver. Anlaştık. Bırak da sihrimi konuşturayım. İşte bu. İnsan bacaklarım var. Sonunda bir deniz kızı kuyruğum oldu. Hadi gidip çocuklarımızı kurtaralım. Şimdi portala girebilirsiniz hanımlar. Yolculuğunuzda bol şans. Çocukları doğrama zamanı. Olduğun yerde kal. Yemeğimi mahvetmenize izin vermeyeceğim. Hücum! Hayya! Dengim değilsiniz. Kıskaçlarının etrafında bir bantla olmaz. Ve kafanda bir kovayla. Mızrağım çok güçlüdür. O şey kızları serbest bırakmak için kapıyı açtı. Bu ayna ışını vampire yansıtacak. Kötü deniz kızı bir balığa dönüştü. Kızlarımız yaşıyor. Bekle, ikiniz yer değiştirir misiniz? Kavuşma sarılması. Vampir balığına gelince. Bunu Sebastian isteyebilir. Afiyet olsun. Lütfen bana zarar verme. Ben masumum. Ne? Atıştırma zamanı.